Selektif salpingografi denen tüp açma işlemi sırasında tıpkı anjiyo yapar gibi ince yumuşak bir kateter vajinadan rahim boşluğu içerisine ve tüpün ağzına yerleştirilir. İnceleme sıvısı doğrudan doğruya tüpün içine fışkırtılır. Bu işlem 1-2 dakika süren ağrısız bir işlemdir. Tüp açılsa da açılmasa da ağrı meydana gelmeyecektir. İşlemin normal HSG incelemesinden farklı bir yan etkisi ya da komplikasyonu yoktur. Standart rahim filmi incelemesinde kontrast madde rahim ağzı kanalından içeriye verilir. Eğer rahim boşluğu yeterli basınçta doldurulamazsa, o zaman bir balonlu kateter ile rahim boşluğu içerisine girilir ve oradan kontrast madde içeriye verilir. Buna rağmen ilacın tüplerden geçişi için yeterli basınç sağlanamazsa, sadece 1-2 santimetre ileride olan tüpün ağzından doğrudan doğruya ilaç verilebilir. İşte selektif salpingografi denen işlem bu üçüncü aşama diyebileceğimiz işlemdir. Rahim filmi çektirmek için hazırlanmış, masaya yatmış, muayene aleti yerleştirilmiş ve az önce HSG işlemi yapılmış bir hastaya tıkalı çıkan tüpünü açabilmek umuduyla selektif salpingografi yapabilmek için sadece bu iş için özel yapılmış kateteri ambalajından çıkartmak ve rahim içerisindeki yerine yerleştirmek gerekir. Bu kadar kısa süren basit bir işlemin sonuçları ise şaşırtıcı derecede yüz güldürücüdür. Standart rahim filmi incelemesi sırasında tüplerin kapalı çıktığı bazı durumlarda işleme selektif salpingografi ile devam edilmesi gerektiği önerilmektedir. Benim çalıştığım kurumdaki uygulamamız da bu yöndedir.